Ünlüler evrimi, evrimle alakalı konuları bir masaya yatırdılar, bir konuştular. Bakalım neler demişler evrimle alakalı? İzleyelim ardından yorumlayacağız. Evrimde delikanlı mesela erkek gibi, erkek Fatma. Benim tertip diyordum ona. Hani kadırgalı falan diyordum. Yani bu konu hakkında konuşmayalım deyince tamam diyor hemen uyumlu. Sadece konuşmayı seviyor, dertleşmeyi, vakit geçirmeyi seviyor anladın mı? Yani hani Kazık atma, atılmadığı sürece böyle hani damarına basılmadığı sürece beş kişi beş kişi görüntülerin önünde şu evrimi bitirelim artık bu hafta buradan gitsin kafasına girip gelip evrim senin hakkında şöyle dedi böyle dedi falan filan o Charlie'nin melekleri de hı, 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 evrim sen şöylesin böylesin falan filan yapmadığı sürece evrim pırlanta gibi bir insan. Arada, Ama Evrim'in arkasından, sırtından çok büyük vurdular orada. Çok. Evrim'i yollarlarsa Demeyin. onlar kadınlar da biterler. Nisan'ın evet, tek evet, inadına evet, bakar. Ben evet. yani bunu söylüyorum. Buna evet dedik zaten. Bunu konuştuk da Evrim Survivor olarak o takıma destek Aa. olabiliyor. Evet. Nisa takım, olarak, zaman... takım olarak evet. tamam Evrim Söyledik haklısın. Zaten bunu. Hani, takım olarak gerçekten Evrim o konuda her varız. şeyini vererek o takım Aa. için mücadele ediyor. Ama biz şu an takım olarak bakmıyoruz ki biz şu an Sert ve Evrimin performansını kıyasla... Performans olarak bir... Nisa'ya güvenmek, bozuk bir arabaya güvenmek ha, gibi. Bak. Anladın mı? Evet, az sonra çok enteresan geldi bana. Şu burama değil, burama geldi. Aslında buraya gelmez. Çünkü burası artık sondur. Patlarsın Buradan oradan. sonra ağızdan her şey. Buraya geldiyse sen zaten güle güle bay bay boğuldun demektir. Buraya gelir, ondan sonra konuşursun. Şimdi, Yunus Emre'ye geçelim bir. Yunus Emre'nin e, ünlülere geçişini... Öncelikle bir soracağım size ama mesela burada e, Yunus Emre'nin Evrim'le alakalı dediği birkaç laf beni rahatsız etti. Şimdi Evrim benim için de mesela e, böyle daha doğru kelimeler seçeyim Yunus Emre yerine. Baskın bir karakter. Evet. Dominant bir kadın. Onun dışında başka kendini ezdirmiyor. Ya da daha böyle en uçuna söylersin Evrim hakkında dersen harbi kız derim mesela. Evet. Hani harbi kız. Ama kalkıp da işte erkek, erkek gibi satma. delikanlı erkek Fatma, kadırgalı. Yani Tersip biraz böyle... de var bir de. Yani bence yanlış terimler. Hani sırf Survivor'da değil günümüzde de hani bunları kadınlara karşı da ya da erkeklere karşı da işte çok yumuşak bir çocuk, çok şöyle bir çocuk bunları da dememek lazım. İnsanları böyle bu şekilde şey yapmamak lazım diye düşünüyorum. Hani biraz daha dikkatli seçmek lazım. Mesela beni rahatsız etti. Ben evrimin o dedikleri gibi olduğunu bilmeme rağmen beni rahatsız etti. Çünkü bu aslında herkesin önünde değil de normal günlük hayatta Birebir de konuşulacak şeyler. Yani. Ama bu böyle sene düşünüyorum. bu jargonla alakalı zaten böyle sıkıntılar var. Yani işte bu babuşlar, lan kelimesi çok kullanılıyor benim dikkat ettiğim röportajlarda olsun, birbirleriyle konuşurken olsun. O yüzden yani yadırgamıyorum. Şöyle yadırgamıyorum çünkü hepsi yapıyor bu sene. E, ama dediğin gibi çok doğru değil. Evrim tabii zekasıyla işte mertlik demeyelim ama Olayları gördüğü zaman aynen Dobralı'yla onlara karşı böyle durabildiği için böyle bir izlenim yaratıyor bizde. Ama bu izlenimi dile getirirken ona bir sıfat takacağımız zaman da böyle kelimeler seçmememiz lazım. Çünkü karşılığında bir kadın var yani. Bunu Yasin için söylüyorsak aynısını Yunus Emre için de söylememiz gerekiyor. Evet. Ee, Nisa hakkında söylediğine de yani katılmıyorum. Yani şöyle katılmıyorum. Nisa bozuk bir araba değil neticede. Evet birkaç defa hata yaptı. Belki onun yüzünden bazı oyunlar kaybedildi. Bir iki tane oyun. İşte 3-0 iken bir oyun verdiği için ağladı. Arkadaşlar onu teselli edelim derken işte 5-3 oyun kaybettiler ama ikinci de <laughs> burada bir iki aydan bahsediyoruz. Hatalar yaptı yaptı biz bunları eleştirdik. Şimdi düzeldiğini görüyoruz. Yani bir bozuk araba değil bence Nisa. Buna Güvenmek zor diyebilirdi. Hani çünkü bir günü bir gününe tutmayan bir Nisa var. Çok başarılı olmasına rağmen ee, çok iyi olduğu oyunda bile bazen psikolojisi yetmiyor diye çıkmayabiliyor. O zaman da takımını sanki yarı yolda bırakmış ama işte, gibi görünüyor. Gibi hani bu bu tarzda konuşmalar 65 olsa... oyuna çıktıysa şimdiye kadar ya da 60 oyuna çıktıysa yani üçünde yaptı böyle bir şey. Şimdi tabii. bozuk araba diyemezsin buna. 60 ya, tabii, oyunun tabii. 50'sinde yaparsa o zaman dersin evet yani. Böyle bir şey söyleyebilirsin ama 60 oyunun 3'ünde falan yaptıysa bunu böyle bir Yani onların asla şey e, Yunus Emre'nin kullandığı tabirler kötü. Yani olmaması gereken şeyler. Aslında Yunus Emre'nin geneline baktığımız zaman şimdi arkadaşlarına gönüller takımıyla çok iyi vedalaşıyorsun. Yani hakkımız helal olsun birbirimize. İşte kötü zamanlar geçirdik ama hani artık ben size alışmıştım. İyi zamanlarımız da geçti. O yüzden sizi çok seviyorum falan deyip bir anda öteki takıma gidip yani arkadaşlarını satan da bir Yunus Emre var. Şimdi bu durum böyle olunca da ben Yunus Emre'nin söylediklerini de sorguluyorum. Kendine karşı güvenilirliğini kaybediyor. O yüzden de e, açıkçası çok böyle şey Yunus Emre'nin dediklerine inanasında gelmiyor. Evet. Ya şöyle bir şey aslında resme daha büyükten bakarsak e, bir anda rakip tarafa geçen bir yarışmacı kural gereği Berkan'la yer değiştiriyor. Şimdi Berkan'ın adadaki tavırlarına bakıyorsun. E, Berkan mesela hani Sercan'la ilgili ya da Ersin'le ilgili e, anlatacak bir şey olsa da olmasa da. Sadece Berkan'ı oyun alanlarında görüyorsun. Ama Yunus Emre adaya gitti. Dakika bir hemen şey dedi hatırlarsınız. E, deliler hastanesinden evet. kaçmış gibi. Bir kere zaten bu tabiri söylüyorsan e, deliler hastanesine kimi koyarlar? Deliyi koyarlar. Arkadaşlar deli diyorsun ama sen de orada bir delisin demek ki. Hani seni de oraya koymuşlar. Hani e çok kötü bir yaklaşım da, aslında. Bu yaklaşım yanlış aslında. Bir Şu de oraya mesela geçiyorsun. Berkan da gitti karşı takıma. Berkan da muhakkak belki aralarında bizim görmediğimiz sıkıntılar olmuştur. Birinin söylediği söz ona yanlış gelmiş olabilir. Ama geçti oraya tamamen o duygusallığı aralarında geçen konuşmaların hepsini unutup. Yarışa konsantre oluyor. Yunus Emre'nin de bence enerjisini... bu tarzda dedikodulara değil de oyunlara biraz yansıtıyor olsa evet. çok daha farklı bir Yunus Emre izleriz. Ya şöyle bir şey mesela siz de e, 2018 yılında Murat Hilmi sen bir de kim geldi sizle beraber? Yok, siz sadece üçünüz geldiniz. Evet. Siz geldiniz, siz geldikten sonra ben bir gün mesela sizden kalkıp da işte ya işte Adem şöyledir, Sema böyledir, Merve böyledir diye bir şey duymadım. Çünkü zaten e, Ahlaki olarak, etik olarak bir yerden bir yere geçtiğin zaman orada yaşadıkların orada kalmalı. Evet. O insanlara saygından. Ha ileride bir olay yaşarsın. ya İkiye olur, üç olur dersin ki hani ona karşı dersin. Sen zamanda da bana böyle diyordun. Bak binden ne dersin tamam ama kalkıp da direkt geçtin. Hani çünkü şöyle düşünürüm ben. Şimdi ben orada Mert'im ya da Ersin'im. Yunus Emre gelmiş bu takıma. Bana karşıdaki insanların e, laflarını taşıyor, dedikodusunu yapıyor. Tamam e, dinlerim ama şunu da sorgularım. Derim ki ya bu adam gelmiş buraya böyle yapıyor demek yarın öbür gün adalarda biz bölünsek bu sefer karşı tarafa evet. da benim e, sırrımı ya da e, açığımı satar kullanır. Tabii yani yani zaten. direkt e, mesela yeni biriyle tanışsan şu şekilde hareket etse adamla arkadaşlığına bir perde koyarsın. Yani bir duvar çekersin ve ona güvenemeyeceğini anlarsın. Mesela Yunus Emre şu an adada güvenilemeyecek biri olduğunu Ünlüler adasına ispatladı. Şu an Mert, Ersin falan kıkır kıkır kenarda diyordur ki ya adama bak geldi bize karşı tarafın sırlarını anlattı. Şimdi burada barınacağını sanıyor. Biz dikkatli olalım arkadaşlar yolumuza bakalım. Evet. İlk fırsatta da zaten Yunus'u buradan 23F'ye koyup Türkiye'ye yollarız diyor. Farkındalar. Evet. Yani. Ama farkına varacağın bir noktaya getiriyor Yunus Emre. Yani ama demek ki tarzı çok açık bir şey bu. Bir şekilde yani, yani oyunda da kusura bakmayın ama barışla Mert çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. ...Mert'e haydi abim... ...haydi abim diye bağırıyor. Ya tarzı yani. o biraz ama yanlış işte. Anlatabildim mi? Sen zaten birine böyle o kadar böyle... ...işte masajlar yapıp... ...abi sen bana yol gösterdin Barış'a diyor ya... ...sen beni böyle ben tam aşağıdaydım... ...tuttun beni ayağa kaldırdın dediğin an... ...o adama hayat boyu borçlusun demek. Bunu da Survivor'a uyarlarsan... ...şu demek... ...hiçbir zaman sen Barış'tan daha ileri gidemezsin. Evet. Sen hiçbir zaman Mert'e yaparsan... ...Mert'ten de ileri gidemezsin. Kaza kurşunu olabilir ayrı ama... Ben Yunus Emre'nin survivor kaderini kendi kendine tükettiğini düşünüyorum. Yani ya bugün'e doğru, kadar doğru. Yunus Emre'yi götüren neydi? E, performansı iyi olmayan ama adadakiler tarafından dışlanan bir yarışmacı iken Şimdi performansı iyi olmayan bir de adada da kimse dışlamamasına rağmen kendi kendine böyle nasıl diyeyim sana canlı bomba gibi geziyor böyle <laughs> kendini patlatacak böyle. Yani öyle bir vaziyette. O yüzden onun artık survivor kaderi <laughs> muhtemelen Mayıs ayında adaya veda edecek bir şekilde. Benim kendi düşüncem böyle, o yüzden e, Yunus'un biraz daha toparlanması lazım. Kesinlikle. Yolu şu an doğru bir yol değil. ya Toparlanacak bir durum değil ama yani demek ki tarzı bu, ee, güzel de değil. Bir de zaten nasıl affettirebilir kendini artık? Atıyorum ben bir izleyici olarak artık puanını verdim mesela onun. Benim gözümdeki imajını değiştiremez ki. En yakınını satarak karşı tarafta yaşadığı şeyleri yeni takımına giderek dün de söyledim. Üçüncü bir takım karışma olayı olsa demek ki o takıma gittiği zaman da abi Mertler böyle işte Barış da böyleydi biliyor musunuz diyecek demek ki bu adam. Ya bir şey söyleyeceğim. Keşke arada, yapmasaydı. En yakınını satarak da şimdi gelirken Barış'la yaşadığı bir olay var. İşte bu dondurma mevzusu falan ama orada da satmıyor ki. Giziden satıyor bu daha tehlikeli bir şey. Bu, bu da kötü. E, anlatabildim şey. tabii, mi? Tabii hayır. Zaten satmak nasıl olur başka türlü olmaz ki hatasını karş, yüzüne karşı söylesen bu zaten güzel mertçe bir hareket olur. Abi sen burada hata yaptın dersin ama en çok kavga ettiğin adamla abinin de en çok abinle en çok uğraşan adamla sen gidip çalılar arasında bunu konuşuyorsan burada bir sıkıntı var ama sıkıntı kimde? Sende var yani. Evet, evet kesinlikle. Burada e, Yunus Emre bence çok net hata yapıyor. İnşallah bu hatasından döner. Ama performans olarak da buralarda gittiği sürece ben e, Yunus Emre'nin Survivor kaderini çok uzun görmüyorum. Hatta şu an bence e, dünkü oyundan sonra dünkü oyunda Ezgi'de da şeydim. bir of çekiyordur yani. Biraz sonra ona da gireceğiz ama Olabilir ama dünkü oyunda da böyle hep kıl payı kaybetti. E yani şans evet şanslı bir yerde böyle yaver gitseydi mutlaka onun yani Yunus Emre'nin sesi daha fazla çıkacaktı. Aslında iyi olurdu, şu anlamda iyi olurdu. Birazcık özgüvenini kazanmış olur, tekrardan ayağa kalkardı. Biz de bakardık ki a Yunus Emre performansıyla biraz daha yükselmeye başladı. Onun için çok iyi oldu. Hani e, adadaki yaşantılarını belki unutturup performansıyla kendinden söz ettirirdi. Ya öyle tabii evet. de işte ama zaten biz kim biz birinin kötü olmasını ister miyiz istemeyiz. Neden evet. istemeyiz? Çünkü rekabet olur zaten. Ne kadar çok iyi oyuncu olursa bu oyunun içerisinde o kadar evet. çok rekabet olur. Ama büyük konuşuyorsan altını dolduracaksın. Evet. Sana Sana ve kömür kazanı olacaksan altını dolduracaksın. Ki kaldı ki şöyle de bir durum var. Ben lokomotif olurum orada. Kömür kazanında olmam.